İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Sovyetler Birliği'nin dünyanın en önemli iki gücünden biri haline gelmesi, geçmişte Boğazlar ve Kars Ardahan ile ilgili taleplerinin olmasından ötürü Batı bloğu içerisinde yer almak isteyen Türkiye, NATO kurulduktan sonra bu birlikten üyelik daveti beklemiş. Ancak Türkiye'nin bu beklentisi sonuçsuz kaldığı gibi 11 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye'nin yaptığı ilk üyelik başvurusu da kabul edilmemiştir. Bu arada 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler asker gönderme kararı almıştı. Sınır komşusu olan Sovyetler Birliği'nin gelecekteki muhtemel taleplerine karşı koyamayacağını düşünen Türkiye, NATO'ya girebilmek için 25 Temmuz 1950'de Kore'ye asker gönderme kararı almış, kısa süre sonra Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki Türk Tugayı yola çıkmıştır. Gemilerle günlerce sürecek olan bir yolculuk sonrası Kore Yarımadası'na ayak basan binlerce kahraman arasında bir kahraman vardı ki savaşın kaderini değiştirenler arasında olacaktır. Türk Tugayı Kore'ye 18 Ekim 1950 tarihinde ayak bastığında savaş neredeyse bitmiştir. Kuzey Kore birlikleri küçük bir toprak parçasını güçlükle savunmaktadır. Fakat Türk birliklerinin Yarımada'ya gelişlerinden bir hafta sonra 24 Ekim 1950'de ABD Genelkurmay Başkanı Douglas MacArthur savaşı bitirecek bir hücuma girişeceklerini söylemesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ordusu ve Çin Halk Gönüllü Ordusu adında yüz binlerce Çinli gönüllü ve asker 25 Ekim 1950 tarihinde sınırdaki Yalu Nehri'ni geçerek gizlice Kore'ye girmiş ve birçok Amerikan ve Birleşmiş Milletler Birliği'ni savaş dışı bırakmış, dalga dalga Amerikalıları ve müttefiklerini denize dökmek için Seul'e doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu korku ortamında Türk Tugayı apar topar cepheye sevk edilmiş, Amerikan 8. Ordusu'nun kanadını korumak için pozisyon almıştı. Bu esnada 2. Güney Kore Kol Ordusu Çinliler tarafından bozguna uğratılmış, ABD 2. Tümeni ise sarılmış haldeydi. 8. Amerikan ordusunun çökmesini engelleyebilecek tek birlik sadece Tugay büyüklüğünde olan Türklerdi. Kağıt üzerinde Çin ordusunun 114. tümenine karşı Türklerin direnmesi oldukça zordu. Öyle ki klasik manada tümenlerin büyüklüğü 10.000 kişiden oluşurken Çinli gönüllülerle birlikte Çin tümeninin mevcudu 2-3 katına çıkıyordu. Yaklaşık 5.000 mevcutlu Türk Tugayının karşısında morali yüksek en az 20-30.000 Çinli vardı. Kısa sürede çembere alınan Türk birliği teslim olmak yerine çatışmayı tercih eder. Fakat bitmek bilmeyen Çin askerleri takviyelerle daha da kalabalıklaşmış, en öndeki Türk alayının askerlerinin %40'ı şehit düşmüştür. Süngü hücumuna kalkarak Çinli çemberini yarmayı planlayan Türk askerleri süngülerini takarken ağır yaralı Türk askerleri ise arkadaşlarına destek olmak için kendilerini feda ederek tüfeklerine sarılırlar. Bu kahramanlar arasında 14 yerinden vurulmuş olan bir kahraman ise makineli tüfeğin başına geçer. Çinlilere ateş etmeye başlayan bu kahraman, arkadaşlarının kendilerinden kat kat kalabalık Çinlilere süngüyle delik deşik ederek çemberi yarmasının verdiği mutlulukla Çinlilerin Türk askerlerinin peşine takılmasını önler. Son kurşunlarını da ateş ederken hava kararmaya başlamıştır. Belki de cesedinin Çinlilerin eline düşmemesi, köyünde defnedilmesi için son gücüyle cephe hattından çıkma amacıyla hareket etmeye başlar. Belki silah namustur diyerek, belki de Türk ordusunun malı olduğu için 14 kurşun taşıyan bedeniyle 38 kilogramlık makinalı tüfeği de taşır. Kilometrelerce yürüdükten sonra en sonunda bir yol bulur ve o yolda yığılır kalır. Şans eseri kaçan bir Amerikalı zırhlı birliği üzerinde Türk üniforması olan bu kahramanı bulur. Üniforması paramparça olmuş askerin yaşadığını fark etmeleriyle birlikte hızlı bir şekilde askeri hastaneye yetiştirirler. Bu esnada makinalı tüfeğine bilinçsiz bir şekilde sıkı sıkıya sarılan kahraman ameliyata alınıncaya kadar silahını bırakmaz. Ertesi gün ise müttefik ülkelerin gazetelerinde büyük puntolarla yazılacak olan bu kahraman Sarıkamışlı Hacı Altıner'den başkası değildir. İyileştikten sonra Amerikan başkanının özel misafiri olarak tüm Amerika'yı dolaşacak olan Hacı Altıner'e Amerikan ordusunun en üstün kahramanlık madalyası olan Silver Star madalyası ile birlikte Birleşmiş Milletler Hizmet Madalyası, Kore Reisi Cumhurunun Liyakat Madalyası, New York şehrinin Legion d'Honneur Madalyası, Cincinnati şehrinin Altın Anahtarı ve Amerika'nın farklı eyaletlerinden Fahri Tuğgenerallik unvanları verilir. Neredeyse gittiği tüm eyaletlerde kendisine Amerikan vatandaşlığı ve prestijli görevler teklif edilen Hacı Altıner, Türk ordusunun bir neferi olmayı daha üstün görerek ülkesine geri dönmüştür.
Kıbrıs olaylarının başlaması ve Türkiye'nin müttefiklerince yalnız bırakılması üzerine ise Hacı Altınar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine takdim edilen tüm madalyaları tepki olarak iade eder. Yaşlılık dönemlerinde ise Sarıkamış'ın İslamsor köyünde doğan Hacı Altınar, Türkiye Devleti tarafından kendisine bağlanan mütevazi bir maaşla geçimini sağlar. Hacı Altıner'in tüm Amerika'nın kahramanı olduğu, Kunuri Muharebesi adeta Türklerin feda edildiği ve bir mucizeyi başararak stratejik bir zaferle çıktıkları bir cehennemdir. Hacı Altıner ve diğer Türk kahramanlar sadece Amerikan 8. ordusunu kurtarmamış, tüm müttefik cephesinin yarılarak çembere alınmasını da önlemiştir. Günümüzde Korelilerin Amerika, İngiltere ve Avustralya'dan sonra en kalabalık birliği gönderen Türklere bu denli büyük bir sevgi göstermesinin sebebi de Türklerin Kore'yi adeta kendi vatanları gibi savunmasıdır. Esasında Kunuri Muharebesi'nde Türkler Amerikalıların ve İngilizlerin hatasından dolayı 3 gün boyunca yüzlerce kilometre yolda hiçbir zırhlı desteği olmadan yürüyerek çekilmek durumunda kalmışlardır. Yıllar sonra açıklanan İngiliz belgelerinde Türkler onları oraya yalnız ve teçhizatsız bırakmamızdan dolayı bize çok sinirlenecek diye düşünmüştük. Ama hiçbir tepki vermediler şeklinde geçmiştir bu olay.